Merhaba arkadaşlar, Firdevs Demir İğne Oyası ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz Yasemin çiçeğimizi çalışacağız. Ben bir içine bir zincir üzerine çalıştım. Farklı yerlerde kullanabilmek için. Siz yazmanın üzerine de çalışabilirsiniz bunu. Bittikten sonra da şu şekilde ütüleyerek, ütü basarak üzerine yanlamasına düz oya gibi de kullanabilirsiniz siz bunu. Şimdi ilk önce bir içine bir daha önce yapmıştık. Ben tekrar bir hatırlatayım. Yeşil ipimizi alıyoruz. Elimizde halkamızı oluşturuyoruz. Başlangıç halkamızı. İçine başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Döndürüyoruz. Bir tane sürahi yapıyoruz. Onun içine geriye geliyoruz. Bu düğümü sağa çekiyoruz. Sola doğru bir tane ilmek oluşturuyoruz. Alt kısmı kapatıyoruz. Tekrar oluşturduğumuz ilmeğin içine geri geliyoruz zürafanın. Sağa çekip sola doğru bir tane zürafa oluşturuyoruz. Aynı şekilde bu şekilde bir zincir oluşturuyoruz. İsterseniz bunu sonra yazmaya çekebilirsiniz bu şekilde ya da kolyelerde falan bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimiz köklü bir çiçek. Beşli kök başlıyoruz. Yine elimizde halkamızı oluşturuyoruz. Bir tane başlangıç düğümüzü yapıyoruz, döndürüyoruz. İçine 5 tane zürafa yapıyoruz. Kapatacağız. Sonra 1 santim kadar çalışacağız. 3, 4 ve 5. Hemen çabucak göstereyim başlamasını. Kapattım. Hemen ikinci sıraya başlıyorum. Hepsine birer kere batıyorum. Bu arada arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Sizler de paylaştığım videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorumlarınızı da yazarsanız istediğiniz çiçekler hakkında. Ben de fırsat buldukça yapmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi birinci sıra bitti. İlk yukarıya çıktığım ilmeğe battığımda zaten borum oluşmaya başlıyor arkadaşlar. 1 santim kadar bu borumu çalışıyorum. Evet arkadaşlar, borumu çalıştım 1 santim kadar. Şimdi üzerine yaprağını yapmaya başlayacağım. Şimdi bir tane en son yeşilin olduğu yere ipimi bağlıyorum. Sağına doğru. Sonra aynı yere bir tane daha düğüm yapıyorum. İlmek oluşturacağım. Yeşilin soluna doğru bu sefer. Yeşili arada bırakıyorum. Sağlam olsun diye. Sonra ikinci zürafamı yapıyorum yanına. Şimdi ipimi geriye getirdim. Gözememi yapıyorum. Gözemeli şekilde 5'e kadar arttıracağım bunu. Kenarlara çift batıyoruz. Arttırma yapabilmek için. 3 ilmeğim oldu. Şimdi 5 ilmeğim olana kadar arttıracağım bunu. Evet arkadaşlar, 5'e kadar arttırdım şimdi. 0'a kadar da eksilteceğim bunu. Hepsini birer kere batacağım bu sefer de. Eksilecek kendiliğinden. Evet arkadaşlar, şimdi 0'a kadar eksilttim. 5'e kadar çıktım. Sıfırladım. Ta uca da çıktım. Şimdi bir önceki sıra ikili sıranın kenarına batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Yana birer kere bata bata zürafalar yaparak aşağıya ineceğim.
en alta kadar bu şekilde iniyorum. Daha önce de söylemiştim. Şu şeyi söyleyeyim tekrar. İki tane ip vardır burada arkadaşlar. İlmek gibi görünür size. İçtekine batıyoruz. Dıştaki kısma değil. Yani ikinci ilmek gibi diyebiliriz orada. Çünkü ilk ilmek gibi görünen geri ipimizdir arkadaşlar. Ona batmayalım. İşimizi bozarız. Çok sıkı yapınca kenarlara batmak da zor oluyor. Ama çok sıkı yaptığınız zaman da iğne oyası çok düzgün durur. Şimdi aşağıya kadar indim. İkili ilmeğin birincisine batıyorum. Sonra sonuncusuna batıyorum. Evet. Düğümümü yapıyorum. Evet, bu şekilde alt tarafını cimciklemiş oluyorum. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Yakın olsun, arası boş olmasın. Tekrar iki ilmek yaparak diğer yaprağı çalışmaya başlıyorum. Şimdi ikinci yaprağımı da bitirdim arkadaşlar. Bitirdikten sonra, cimcikledikten sonra kesmiyoruz. Yandaki ilmeğin içine geçiyoruz. Ondan sonra kesiyoruz bu ipimizi. Daha sonra da yeşilin üzerine beyazı başladığımız zamandaki yaptığımız gibi bir tane düğümü ilk önce beyazın sağına, sonra da soluna batarak ipleri altta hem gizleyip hem de sağlamlaştırarak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde yaprakları çalışıyoruz. Açık maviler bittikten sonra da aynı şekilde bir tane de koyu maviden yaprak yapıyoruz. O da bittikten sonra beyaza bağlayarak, beyazın olduğu yere bağlayarak bitiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Yani araların düzgün durması için bu şekilde bağlantıları mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeği oturtacağımız kısmı çalışacağız. Küçük bir kaya yapacağız. Sonra da yapraklar çalışacağız. Kaç tane bırakmışız arada? 3, 6, 8 tane. 3, 6, 8 tane bırakıyorum. Ben bunu kolye gibi bir şeyde kullanacağım için bu şekilde ayarlıyorum. Siz yazmanızda gül yerlerini ayarladıktan sonra o şekilde çalışabilirsiniz istediğiniz bir aralıkla. Şimdi 5 tane zürafamı yapıyorum. 4, 5, 4, 3. 3 tane zürafam kalana kadar da eksilteceğim. 3 sıra yapmış olacağım toplam. Evet arkadaşlar, 5 ile başladım. 3 ilmek kalana kadar eksilttim. Şimdi ipimi baştaki ilmeğe getiriyorum. İçine 2 tane ilmek yapıyorum. Yine 5'e kadar arttıracağım şimdi. Beş ilmek olana kadar arttırdım. Baştaki ilmeği pipirik olarak bırakıyoruz. Dördüncü ilmeğe geliyoruz. Orada yine arttırıyormuş gibi pipirik yapıyoruz. Üç ilmeğim kalıyor zaten. Bir, iki, üç. Tekrar pipiriğe batmıyorum. Bir önceki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde eksilterek sıfıra geliyoruz. Sıfırın üzerine de bir tane pipirik yaparak bırakıyoruz. Bu şekilde bir tarafı pipirikli yaprak çalışmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu yaprağımız bittikten sonra işimizi çevireceğiz.
Evet, bu şekilde bitirdim. Şimdi kesiyoruz. İşimizi çeviriyoruz. Diğer baştaki ilk ilmeğin içine yine 2 ilmek yaparak aynısını çalışıyoruz yaprağımızın. Bir düğüm, bir ilmek. Bir, iki tane yapıp tekrar 5'e kadar arttırıp yaprağın aynısından çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeği dikmek için kayamızı ve yapraklarımızı yaptık. Şimdi tohumumuzu yapacağız. Beyaz ipimizi alıyoruz. Yine elimizde halkamızı yapıyoruz. İçine bir tane düğümümüzü yapıyoruz, çeviriyoruz. Bir tane ilmeğimizi yapıyoruz. O ilmeğin içine geriye doğru geliyoruz. Daha sonra ileriye doğru bir ileri bir geri zincir çalışmış oluyoruz böylelikle. Tane daha gidip gelelim. Evet, şimdi bunun içine 3 tane pipirik pırpır çalışacağız. Uzun. Bir, iki, ve üç. Şimdi bunların ucuna da açık sarıdan küçük pipirikler yapacağız, ikişer tane. Şimdi sarı ipimizi aldık arkadaşlar. İlk ilmeğimizi bağlıyoruz pırpırımıza. İçine iki tane küçük zürafa çalışıyoruz. Sonra yandaki ilmeğe geçiyoruz. İki tane zürafa çalışıyoruz. Bu şekilde hepsinin içinde ikişer tane zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra aralarını keseceğiz. Bir, iki. Kesmiyoruz daha. Yeşil ipimizi bağlıyoruz. Bir tane daha düğüm atıyoruz. Ortaya geri geliyoruz. Sarıların aralarını kesmeyi unuttuk. Onları da keselim. Bu ipleri keselim. Sarılarımızın arasında keselim. Şimdi çiçeğimizi alıyoruz. İğnemizin tersiyle içinden geçiriyoruz. Çok fazla aşağı indirmiyoruz. Biraz yukarıda kalsın istiyorum. Sonra yerleştirdikten sonra alttaki tohumu da tutturarak bir tane düğüm atıyoruz. Sonra o ipi de kesiyoruz ve çiçeğimizin dikilecek yere geliyoruz. Çiçeği kendime doğru yatırıyorum, düzüne. Daha sonra ortadaki bir ilmeği dikiyorum çiçeğimi. 4 kere düğüm atıyorum. Bir sağa, bir sola şeklinde sağlamca dikiyoruz çiçeğimizi. Bitirdikten sonra kesiyoruz ve kaldırıyoruz. Bu şekilde çiçeğimiz oluyor arkadaşlar. Arası içinde kısa bir ipim var ama hemen göstereyim. Yine 8 tane 3, 6, 8 tane zürafamızı bırakıyoruz. Köprü yapıyoruz. 9. ilmeğe ipimizi bağladık. Bir tane ilmek atlayıp
bir köprü oluşturuyoruz. Köprünün içine geriye geliyoruz. İki tane zürafamızı yapıyoruz. Dörde kadar arttırıyoruz bu sefer. Ve sıfırlıyoruz. Deminki yaprakta yaptığımız gibi. Bu şekilde. Dörde kadar artıp sıfırlıyoruz. Çeviriyoruz tekrar. Aynı şekilde. 2'den 4'e çıkıyoruz. Sıfırlıyoruz. Sonra ortayı yapmak için ikisinin arasına geliyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. 2, 3'e çıkıyoruz. 2, 1, 0 şeklinde sıfırlayarak bitiriyoruz. Bu şekilde Yasemin oyamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.